Merhabalar. Herbaryuma kısa tanımını yapmak gerekirse, bitkilerin özelliklerini kaybetmeden sıkıştırılarak kurutulmuş olan koleksiyondur diyebiliriz. Üniversitemiz bünyesinde 2018 yılında Profesör Doktor Memduh Seyrin hocamızın floristik çalışmalarıyla araziden toplamış olduğu 800'e yakın bitki örneğiyle ilk olarak herbaryumumuz kurulmuş bulunmakta. Herbaryum teknikleri kapsamında ise her geçen eğitim gezilerinde bizler doğadan yine bir öğrencilerimize bitkiler toplatıp yeni tür yeni örneklerle koleksiyonumuzun sayısını arttırmaktayız. Bitkiyi araziden toplarken dikkat edilmesi gereken bazı özellikler var. Kök, gövde, yaprak gibi bütün formlarını, bütün organlarını bulundurmuş olması gerekiyor. Ve eğer varsa çiçek ve meyve gibi durumlar, bunları da koruyarak toplamamız gerekiyor. Ve bir kurutma kağıdı, bu gazetede olabilir, özel kurutma kağıtlarımızda olabilir. Bitkiyi uygun bir şekilde kurutma kağıdı arasına koyduktan sonra bir kod verilmeli ve aynı zamanda arazide bazı kayıtlar almalıyız. Bu kayıtlarda bitkinin botanik ismini biliyorsak eğer, botanik ismi yöresel yani halk tarafından bilinen ismi kaydedilmeli. Lokasyon olarak nereden topladık? Bu çok önemli. Çünkü o bölgenin aslında floristik yapısı konusunda bize bilgi vermek amaçlı da. Hangi bölgeden topladık lokasyon bilgisi? Eğer orada biliyorsak yükselti gibi, rakım gibi özelliklerini paylaşmak. Kim topladıysa isim bilgisi ve tarihle ilgili notlar ve özel gözlemlerimiz varsa, bitki renkli çiçekleri olan bir bitkiyse rengi hangi renkte çiçeklerin, bu tarz notlar ve morfolojik özelliklerini kaydediyoruz arazide. Ve daha sonra bitkiyi kurutmak istiyoruz ve bu kurutma işleminde presleme yapmaya ihtiyacımız var. Presleme için de preslemek amaçlı kurutma kağıdı, presleme kağıdı, aynı zamanda bir presleme tahtası ve bir kayış olmak üzere belli malzemelere ihtiyacımız var. Bu kayışla birlikte presleme tahtası arasına bitkiyi sıkıştırdığımızda o basınçla birlikte kurutma süresine katkıda bulunmakta ve kısa sürede bitkiyi kurutmaktayız. Ve sonrasında kurutulan bitkiyi de böcek ve larvalarına karşı gerekli uzaklaştırmaları ve önlemleri almak için bitkiyi bir hafta 10 gün kadar dondurucuda bekletmekteyiz ve daha sonra bitki teşhis edilmekte ve bitki botanik olarak hangi familyeye ait, botanik bilgileri dışında dediğim gibi lokasyon bilgileri, yükselti bilgileri, kim topladı araziden, kim teşhis etti ve hangi tarihte toplandı, bütün bu bilgiler herbaryum etiketinde yer almalı ve daha sonra bu işlemi de tamamladıktan sonra bitkilerimizi herbaryum dolabımıza belli bir düzene göre, bitki familyalarına göre hazırladığımız herbaryum dolabımızda hangi bitki ise, hangi familyaya aitse uygun olan bölüme yerleştirerek öğrencilerimize derslerde bir ders materyali olmak amaçlı, aynı zamanda toplanılan bölgenin hem morfolojik toplanılan bölgenin hem bitki zenginliğini, bitki çeşitliliğine karşı bir elimizin altında bilgi var. Hem de morfolojik özellikleri konusunda aslında bilimsel amaçlara hizmet etmesi için bu koleksiyonları oluşturmaktayız. Bu şekilde üniversitemiz bünyesine her geçen gün sayılarını arttırmaktayız. Tür ve cins olarak, bitki türü ve cins olarak koleksiyonunda sayımızı arttırmaktayız.